Günün sonunda, hikayenin sonunda zenginleşen, mutlu olan, umutlarına umut katanlar, o yöneticiler olsa da hayalleri çalınan, hevesleri kursağında bırakılan, mutluluklarını başka baharlara ertelemek zorunda bırakılan yine bu şehrin evlatlarıydı, bu şehrin insanlarıydı. Lütfen, lütfen sesimizi duyun. Lütfen bu çocuklara destek olun. Biz kimseden bir şey dilenmiyoruz, kimseden bir şefaat dilenmiyoruz. Bizim istediğimiz sadece Mersin İdman Yurdu elden gidiyor. Mersin İdman Yurdu kolay kolay Türkiye'ye yerleşmedi bu isim. 1925'ten beri kurulu olan bir takımdan bahsediyoruz. Tekrar bir şeyleri inşa etmeye gerek yok. Mersin İdman Yurdu var elimizde. Bu değere, bu formaya, bu armaya sahip çıkın. Bir şehri tanıtmanın birçok yolu vardır aslında. O şehri turizm kenti yaparsınız. İçerisinde gerçekleşen, o şehir sınırları içerisinde gerçekleşen faaliyetlere parasal anlamda büyük yardımlar yaparsınız. Şehri turizm odağı haline getirirsiniz veya şehre birçok yabancı yatırımcı çekersiniz. Bütün bunları bir kenara bırakırsak o şehri tüm ülkeye tanıtmanın en iyi yolu spora destek vermektir, değil mi? Mersin İdman Yurdu o desteği alamayan kulüpler arasındaydı. Mersin İdman Yurdu birçok defa bedel ödetilen bir kulüp haline gelmişti. 1925 yılında Mersin merkezli olarak kurulan eski bir spor kulübü aslında. Amatör liglerde başlayan Mersin İdman Yurdu'nun tarihçesi 15 sezon mücadele ettiği Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'e dek uzanıyor. Ve bütün bunların yanı sıra da elde ettiği birçok başarı var. İbrahim Yekta ve arkadaşlarının kulübü kurmalarındaki amaç Türk gençliğinin fizik ve moral kabiliyetlerini ulusal ve devrimci amaçlara yöneltmek, yurt müdafaası amaçlarını geliştirmek, beden terbiyesi ve spor yapmasını temin etmekti. O dönemde bu amaçla kurulan tek spor kulübüydü diyebiliriz ve İdman Yurdu adını da geniş kitlelere duyurmayı başarabilen tek spor kulübüydü Mersin İdman Yurdu. Peki Mersin İdman Yurdu'na ne oldu? 2018 yılında 55 yıl aradan sonra tekrar amatör liglere düşen kulüp 26 Nisan 2019 tarihinde ağır borç yükü nedeniyle kapatılacağını açıkladı. Peki o döneme kadar ne oldu? Kulübün başına iş bilmez yöneticiler getirildi ve bu iş bilmez yöneticiler başarı elde etmiş olsa da aslında her şey yapay bir zemin üzerine kuruluydu. Günün sonunda, hikayenin sonunda zenginleşen, mutlu olan, umutlarına umut katanlar, o yöneticiler olsa da hayalleri çalınan, hevesleri kursağında bırakılan, mutluluklarını başka baharlara ertelemek zorunda bırakılan yine bu şehrin evlatlarıydı, bu şehrin insanlarıydı. İş bilmez yöneticilerden bahsedelim biraz. İş bilmez yöneticiler kulübün başına geldiğinden bu yana yönetimdeki herkes fevri davranmaya başladı. Kulüp maddi anlamda hiçbir yardım bulamazken bir şekilde bulunan paralarla günü kurtarma evresine geçildi. En nihayetinde Mersin İdman Yurdu, deyim yerinde ise havada uçan kuşa bile borçlanmıştı. Mersin İdman Yurdu çok başarılı bir kulüptü. Hatta milli takımın kaptanlığını yapmış Servet Çetin, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Mert Nobre ve daha birçok yıldız isimle de anlaşma sağlamıştı o dönemde. Hatta öyle zamanlar olmuştu ki Süper Lig'de 4 büyüklere kolay kolay puan imkanı tanımayan bir takımdı. Ve kıl payı Avrupa Ligi'ne gitmeyi kaçırmıştı Mersin İdman Yurdu. Bunun üzerine ağır borç yükü açıklandığı andan itibaren kulüp havada uçan kuşa bile borçlandırılmışken İçel Spor ile anlaşma sağlandı. 13 Temmuz 2019 tarihinde kulübün adı İçel İdman Yurdu olarak tescillendirildi ve Mersin İdman Yurdu ruhunun yaşatılması amaçlandı. Takım, insanlar, bu şehrin evlatları buruk bir vedayla takımlarına veda etmek zorunda kaldı. Hatta öyle bir vedaydı ki bu, son maçta gözyaşlarını tutamayıp hıçkıra hıçkıra ağlayan bir insan da kameralara böyle yansıdı. Kulüp borç evresindeyken ve mücadelesine devam ederken ve takımın temel yapı taşları hala bu takım için mücadele etmişken teknik direktörün yapmış olduğu bir açıklama vardı. Biz bu ligde kalacağız. Bu şehrin evlatlarına güvenin. Bu şehrin evlatlarının yanında olun. Biz bir mücadele veriyoruz. Bize destek olun diye haykırmıştı adeta. Haftalardır onurlu bir mücadele yapıyoruz. Rakiplerimizin hepsi çok pahalı takımlar. Şartları her bakımdan bizden daha iyi. Ama bizim istediğimiz
Hocamızın da az önce söylediği gibi bir şeyleri yalvarmıyoruz. Biz sadece bizim yanımızda olsun istiyoruz. Biz kendimizi böyle daha güçlü hissedeceğiz. Ligde de kalacağız. Kimse de bundan endişe etmeyecek. Biz bu ligde kalacağız. Öyle ya da böyle. Kalacağız. Ama ne yazık ki bu haykırış sadece bu şehrin evlatlarından öteye gitmeyi başaramadı. Bu haykırışı hiç kimse duymadı. Mersin İdman Yurdu sessizce gün be gün ellerimizin arasında eriyip duran bir takım haline geldi. Hasretin sona erdiği 2011 sezonunda başlıyor aslında her şey. Mersin İdman Yurdu Süper Lig'e çıkıyor, güzel transferler yapılıyor. Fakat kulüp başkanı kulübü deyim yerindeyse havada uçan kuşa kadar borçlandırıyor. Ve Mersin İdman Yurdu artık nefes alamamaya başlıyor, rahat edemiyor. Takımın kilit bir taraftar kitlesi var ve kendilerine şeytanlar grubu diyorlar. Hatta öyle bir grup ki bu, Akdeniz bölgesinde oynanan derbilerde bazı maçlara, deplasmana gidemiyorlar. Yasak, olay çıkmasın diye devlet yasaklıyor. 2011'de ise başka faktörlerin devrede olduğunu görmemek için kör olmak lazım. Şehrin siyasi bölünmüşlük daha ağır basarken İdman Yurdu da bundan nasibini alan takımlar arasında, hatta Mersin İdman Yurdu da en çok bu işin bedelini ödeyen kulüp oldu. Hele bir de Mersin İdman Yurdu'nun stat meselesi var. Şehrin en merkezi konumunda bulunan Tevfik Sırrı Gür Stadyumu da yıkılıyor o dönem. Yerine ise Millet Bahçesi yapılıyor. Akdeniz Olimpiyatları dolayısıyla yapılan stat olan Mersin Arena 25 bin kişi kapasiteli statta Mersin İdman Yurdu, yani yeni adıyla İçel İdman Yurdu, maçlarını oynamaya devam ediyor. Fakat bu stat şehir merkezinin olan uzaklığıyla ve ulaşım konusundaki sıkıntılarıyla da Tevfik Sırrı Gür Stadyumunda olan eski doluluk oranını bir türlü yakalayamıyor. Bütün bu bahsettiğim faktörlerden sonra da kulübün devasa bir borç yüküyle kapanmasına kadar varıyor. 28 Nisan 2019'da Mersin İdman Yurdu adı ve armasıyla son maçını taraftar ve oyuncular gözyaşları eşliğinde oynuyor. Zaten uzun süredir huzursuz olan ruh kendine uygun görmediği bedenden sıyrılıp kayıplara kavuşuyor. Ve şu anda ise İçel İdman Yurdu adıyla müsabakalarına devam ediyor. Kulüp borçlarından arındırılmış bir şekilde değişiklik, bakın bu isim değişikliğinden dolayısıyla kulüp borçlarından bir nebze de olsun kurtuluyor, rahat bir nefes almaya başlıyor ve asıl amaçları profesyonel lige çıktıktan sonra yeniden eski isimleri olan, yeniden eski ismimiz olan Mersin İdman Yurdu adına kavuşmak oluyor. İşte bir kulüp, tarihin en köklü kulübü arasında gösterilen bir kulübün kayboluş hikayesiydi bu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olabilir ve bu videoyu beğenebilirsiniz. Mersin İdman Yurdu, yeni adıyla İçel İdman Yurdu hakkındaki görüşlerinizi, anılarınızı da yorum olarak bu videonun altına bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bitirebilir maçı. Murat Aydınus. Mersin İdman Yurdu Süper Lig'in yolunu tutuyor. Değmen benim gam yastığı gönlüme. Değmen. Selvi boylu yardan ayrıldım. Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım. Evet.